31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı 26, 27 ve 28 Nisan'da gerçekleşti. Kampa AK Parti Genel Merkez, Karar Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları, MYK üyeleri, İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Büyükşehir, İl, İlçe ve Belediye Başkanları katıldı. Kahramanmaraş'ın aralarında bulunduğu 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde en çok oy olan büyükşehir, il, ilçe ve belediye başkanlarına ödüllerin verildiği toplantıya ilişkin AK Parti İl Başkanı Ömer Üçbiral Depgici Aksober'e konuştu. Verimli ve güzel bir toplantı oldu. Beraberinde hem teşkilatlar hem de belediye başkanlarımızın uyum içerisinde nasıl çalışacağı, nasıl bir yol haritası çıkacağı, yerel yönetimler bağlamında bunlar konuşuldu. Birçok ilden gelen kardeşlerimizle yeni tanıştığımız arkadaşlarımız var ve bayrağı devreden arkadaşlarımız var. Devre alan arkadaşlarımız var. Onlarla çalışmalarda bulunduk. Karşılıklı belki kardeş şehirler veya ilçeler vardı. Gönül köprülerimiz vardı. Hatırlarsınız. Bu bağlamda verimli bir toplantı oldu. Depgici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş'a teşekkür ve selamlarıyla geldiklerini belirtti. Cumhurbaşkanımız da Kahramanmaraş heyetini kabul ettiler ve gayet başarılı sonuçtan dolayı tüm teşkilatımıza ve emeği geçen herkese ve özellikle kahraman hemşehrilerimize selamlarını ilettiler. Desteklerini her zaman arkamızda hissettiğimiz Kahramanmaraşlı kıymetli hemşehrilerime ben tekrar teşekkür ediyorum. Biz onlar sayesinde buradayız, onların destekleriyle buradayız ve amacımız da onlara en güzel şekilde hangi görevde olursak olalım hizmet edebilmek. İnşallah bunu da önümüzdeki dönemde görevi devralan Hayrettin Güngör Büyükşehir Belediye Başkanımızla ve diğer tüm belediye başkanlarımızla hizmet edebilmek, yeni meclis üyesi arkadaşlarımızla, ihtisas komisyonlarında onların da görevleriyle birlikte ilçelerimize ve şehrimize hizmet etmek. Bu bağlamda beklentiler konuşuldu. Şehrin projeleri konuşuldu. Her şey masaya yatırıldı. İnşallah önümüzdeki günlerde daha farklı toplantılarla bir araya geleceğiz. 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle tüm emekçilerin bayramını tebrik ederek bugün yaşanan elim kaza hadisesine değinen Başkan Depgici, acımız ve kaybımız çok büyük. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Biz de elimizden gelen ne varsa takipçisiyiz, yanlarında olmaya çalışıyoruz dedi. Maalesef Kahramanmaraş'ımızdan Şanlıurfa'ya giden hak iş ve memur senin üyelerini taşıyan araçlar Şanlıurfa Suruç'a yaklaştığı bir yerde elim bir trafik kazası yapmış olduklarını öğrendik. Elbistan'ımızdan hareket eden hastane personelini taşıyan, hastanede hak iş üyesi olan arkadaşlarımızı ve onların yakınlarını taşıyan midibüs farklı bir aracın, özel hususi bir aracın kendilerine çarpması neticesinde yan yatıp maalesef sürükleniyor ve araçta bulunan hemşehrilerimizden dördü olay yerinde, biri de hastaneye kaldırıldığı sırada vefat ediyor. Öncelikle camiamızın, Elbistan'ımızın, Kahramanmaraş'ımızın başı sağ olsun. Elbistan Belediye Başkanımız ve AK Parti ilçe başkanımız da Şanlıurfa'dalar. Gerek Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal ve diğer vekillerimiz de olayla ilgili takibatlarını sürdürüyorlar. Şehrimiz valisi Vahdettin Özkan Beyefendi ile de ben görüştüm. O da Şanlıurfa valimizle irtibatlı. İnşallah yaraları kısa zamanda sararız. Tekrardan hem Elbistan'ımızın hem de Hakiş camiamızın başı sağ olsun. Rabbim böyle acılar yaşatmasın. Bazen biz ne kadar güvenli de gitsek dış etkenler bir takım şeylere bize, yani kazalara sebebiyet veriyor olabilir. Allah yardımcıları olsun. Biz de elimizden gelen her türlü desteği gösterme noktasında ilgili arkadaşlarla görüştük. Ama maalesef şu an için 5 vefat eden kardeşimiz var. Hastanede de yaralı olanlar içerisinde ağır yaralı olanlar var. Bildiğim kadarıyla 4 ağır yaralımız var. Diğerleri hafif yaralı olanlar var, yaklaşık 14 kişi. Onlara da inşallah kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Sonuçta yaraları beraber saracağız. Camianın tekrar başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Böylesi acılarda bir kez bir daha yaşamayalım inşallah diyorum.